Öztürk Serengil'in Yeşilçam'ı Benden Sorun adlı kitabında şimdiki bölümümüz Ahmet Tarık Tekçe ile olan bölümdür. Öztürk Serengil, Ahmet Tarık Tekçe efsanesini şöyle anlatıyor. Kötü adam rollerini kendine has mimiklerle oynardı. Bu kadar büyük sempati duyulanına rastlanmamıştır. Tekçesiz film düşünülmezdi. Muhakkak her filmde ona yer verilirdi. Halk ona tapardı. Onun Beyoğlu'ndan geçişi bir hadise olurdu. Tramvaylar durur, binlerce insan kenetlenirdi adeta. O Galatasaray mezunu, şefkalade kültürlü, müthiş konuşma kabiliyeti olan, eşsiz espri hazinesine sahip büyük bir insandı. Çocuk da çocuk olur, herkese değer verirdi. İri cüsteli, Davudi sesiyle etkili bir kişiliği vardı. Karıncayı bile incitmekten ürken bu büyük insan, filmlerdeki tipinin aksine, herkese yardım eder, cebindekini paylaşır ve bundan zevk duyardı. Ahmet Tarık tekçe benim sinemadaki akıl hocamdı. Çok şeyimi ondan örnek almışımdır. Ona borçluyumdur. Birlikte 160 filmde oynadık. Genellikle çete reisi o olursa ben de muavin olurdum. Abi kardeş, hatta bazen de baba oğul oynamışızdır. Tekçenin oynadığı her film gişe rekoru kırıyor, geçtiği caddelerde halk birbirini eziyor, trafik felç oluyordu. Bu büyük insan için bütün avantajlarını tam kullandı diyemeyiz. Fiyat politikasını hiç bilmez, filmdeki rolü bittikten sonra üzülerek çok az para isterdi. Beni hangi firma çağırsa rolüm için pazarlık yaparken ölçü olarak karşıma her zaman tekçeyi çıkarır, siz tekçeden büyük müsünüz ki diyerek çok az para vermeye kalkarlardı. Ahmet Tarık tekçe bir gün Öztürk Serengil'i evine yemeğe davet eder. Memnuniyetle kabul ettim der Öztürk Serengil. Karısı Hatice Hanım bana çok büyük ilgi gösterdi. Sofrada bir kuş sütü eksikti. Yenildi içildi espriler yapıldı. Geç vakitlere doğru tekçe beni bir köşeye çekerek çok önemli bir şey söyleyeceğini bildirdi. Öztürk benim menajerliğimi yapar mısın? Şaşırdım kaldım o an. Tabi tabi Ahmet abi diyebildim. Ertesi gün Beyoğlu 8. noterliğinden verdiği vekaletname Yeşilçam'da yıllarca dedikodusu süren menajerliğim başlamış oldu. Ahmet abi noter aracılığıyla bütün büyük firmalara bildirimde bulunarak bundan böyle herkesin bana başvurması gerektiğini duyurdu. Öztürk Serengil, Ahmet Tarık Tekçe'nin namus anlayışını, insanlık ölçüsünü ve adamlığını bir olayda şöyle anlatır. Öztürk Serengil, yapımcı Nevzat Pesen'in yanına gider ve Nevzat Pesen Tekçe'nin 6 iş günü çalışmasını ister. Bunun sonucunda da Öztürk Serengil ile anlaşırlar ve kendisine bir Avans verilir. Öztürk Serengil Tekçe'nin evine gider. Der ki Cebimden çıkardığım zarfı masaya koydum. Gözlerini açarak zarfı aldı. İçindeki üç tane binliği çıkararak neşeli bir biçimde gülümsedi. Fena değil, fena değil diye söylendi. Ahmet abi bu hepsi değil avans sadece. Tekçe'nin aldığı en büyük para zaten üç bin liraydı. Hatta iki bin liraya evet dediği çok firma vardı. Koca sesiyle bir kahkaha atarak karısına seslendi. Hatçe bak sen... Neler yapmış seninki? Vay kerata peki öyleyse kaça anlaştın? Siz tahmin edin önce. Şöyle şaşkın bir ifadeyle 4000 olmasın. Hayır biraz çıkın. O halde 4500. Hayır biraz daha çıkın. 4650. Ahmet abi daha çıkın daha çıkın. Eh bu 5000 lira galiba. Hayır abi böyle küçük küçük değil büyük büyük çık. Ahmet Tarık tekçe gülümsememeyi bıraktı ve sıkıntılı bir ifadeyle bak Öztürk dedi. Sen söyle bakalım 6000 değil ya hoş. Hayır abi ona e 500 daha ekle toplam 6500. Bunu der demez dev adam ayağa kalktı ve hınçla masaya olanca hızıyla yumruğu indirdi. Öbür eliyle de bin lirayı yüzüme fırlattı. Hatice Hanım şaşkınlıktan ne yapıyorsun Ahmet deli misin diye bildi ancak. Ancak o hışım içinde tükürüklerini saça saça avaza çıktığı kadar bağırıyordu. Bana bak oğlum doğru git ve bu avansı iade et. Benim fiyatım 4000'i geçmez anladın mı? Ben sana vur dedim öldür demedim. Sonunda bütün filmcileri bana düşman edeceksin. Bu adamların üstüne bu kadar gidilmez. İnsafın yok mu senin? Biz onları kollayacağız onlar da bizi koruyacak. Hadi paraları al ve marş marş. Tekçe tok sözlü, açık yürekli, mert bir adamdı. Kimseden çekinmezdi, düşündüğünün de söyler, haksızlığa uğrayanların her vakit savunuculuğunu yapardı. Riyakarlık yapanları sevmezdi. Çok edebi bir dil kullanır, gerektiği zamanda kimseden duyamayacağınız argoyu onun ağzından duymanız mümkün olurdu. Korkunç espri kabiliyeti, hazır cevaplığı, şakacılığı, dillere destandı. Onun yeşil çama girişi bir alemdi. Herkesle diyaloğunu kurar, dükkanlardan uzanan başlara ayrı ayrı espri yapar, her birine cevaplar yetiştirirdi. O yürürken mutlaka çevresine 15-20 kişilik bir meraklı topluluk kuşatmış olurdu. Hemen bütün prodüktörler ondan çekinir, karşısında ölçülü olmaya çalışırlardı. Bütün zamanlarının en büyük jönü, kral sanıyla ünlü Ayhan Işık'a kimsenin söylemeyi göze alamayacağı laflar söyler, espri yapar, onu kahkahalara boya boğardı. Tekçe bütün bu anlattıklarımızın dışında oldukça kıskanç bir yapıya sahipti. Özellikle meslekte iddiası ve kıskançlığı açıkça görünüyordu. Osman Seden beni komedi filminde deneyip büyük bir başarı kazanınca bundan hepimiz kârla çıktık. Osman cebini doldururken ben de Türk sinemasının en moda adamı oldum. Dergiler Kötü Adam dalında beni Ahmet Tarık'ın önünde birinci ilan edince kıyametleri kopartarak bana açıkça cephe aldı. Aradakilerin laf taşımaları da dargınlığımızı tamir edilmeyecek boyutlara getirdi. Yıllarca Ahmet abi dediğim, sözünden çıkmadığım, çantasını taşıdığım, arabasını yıkadığım, menajerliğini yaptığım buli insan Artık magazinlerde beni acımasızca eleştiriyor, insafsızca harcıyordu. Bir gün artistler kahvesinde okey oynarken içeriye büyük şamatayla Ahmet abi girdi. Benim dışımda herkese adıyla seslenerek merhaba dedi. Ben bozulduğumu belli etmeden oyunu sürdürdüm. Ona da hemen bitişik masada oyun hazırladılar. Yaptığı her espriyle beni inceden iğneliyor, kahve halkı da her hareketini destekleyerek ona güç veriyordu derken aç ve parasız artistlerle alay etmeye başladı. Lafı evirip çevirerek sonradan görmeler sınıfına getirerek beni oraya yerleştirdi. Cebinden çıkardığı bir sürü parayı okey masasına koydu. Yaptığı bu hareketler doğrusu bana batmıyordu. Espri ve şamatayla bu ilginç kahve şovunu büyük ustalıkla yürütüyordu. At vermiyordu ama belli ki diline doladığı kişi bendim. Salt beni biraz daha kızdırabilmek için bin lirayı görsem tanımadığımdan tutun da arabamın eskiliğine, kışın ısınmak için soba kurdurduğumda kadar birçok laf söylüyor milleti kırıp geçiriyordu. Yanına çağırdığı iki kişiye paralarını saydırıyor, gülmekten hiçbirimiz oyun oynayamaz hale gelmiştik. O zamanlar Ata Kıraathanesi bizim meskenimizdi. Beni buraya Ahmet abi getirmişti. Taş oyununu da o öğretmişti. Kıraathanenin sahibi mert bir Erzurumlu olan Kemal abiydi. Duvarda Ahmet abimin büyük boy bir resmi asılıydı. Masası özeldi. Saygısızlık etmemek için kimse oraya oturmazdı. Zaten Kemal abi de oturtmazdı. Ahmet Tarık'ın hayranlarındandı. Yapılan esprilere kahvenin dışına çıkarak gülerdi. Karakter oyuncusu arkadaşım Orhan Aykanat bir ara çaktırmadan bana sokuldu. kulağıma eğilerek Öztürk sen de cebindekileri ortaya çıkar dedi ve tüydü. Orhan'ın adam kızıştırmakta bir numara olduğunu bildiğim halde komplosuna geldik. Cebimdekileri çıkararak yüksek sesle Orhan'cım dedim. Sokakta üç kişi çevir de şu paraları saydıver koçum. Şamata son haddine varmıştı. Kahve halkı benim hareketime gülmeye başlayınca dananın kuyruğu koptu. Ahmet abi bana sırtı dönük oturduğundan kahkahaları bir anlam veremedi. Bir an şaşırıp elinde olmadan döndü benim masaya baktı. Paraları görünce koca sesiyle yeri göğü inleten bir kahkaha attı. Kahve dışındaki kalabalık da camlara yaslanmış, şakadan başlayan bu ilginç sidik yarışını izleyip tepine tepine gülüyordu. Sinemadaki çekişmemizi masa başında değişik yöntemle sürdürdüğümüzün bilincindeydi herkes. Durum resmen bu hale dönmüştü. Benim çıkardığım paraya karşılık Erzurumlu Kemal el altından Ahmet abiye bir tomar para göndererek şike yaptı. Gelenleri masaya koyarken Ahmet abi artık onunla başa çıkamayacağımı kestirdiğinden yırtına yırtına gülüyor bir yandan da Erzurumlu Kemal'e şöyle diyordu. Sana sakla diye verdiğim öteki paralarımı da gönder diye bağırıyordu. Tabi herkes bana bakıyordu. Şimdi ne karşılık vereceğimi merakla bekliyorlardı. Ben hapı yutmuş insanlar gibi çaresiz kalmış numarası yapıyor bir yandan da hazırladığım sürprizi Şimdi göreceksiniz diyordum içimden. Nitekim az sonra bankaya yolladığım Orhan Aykanat sırtında çuvalla içeriye girdi. 100 bin lirayı mümkün olduğunca küçük para haline getirmesini istemiştim. Plan çok başarılıydı. Şunu da söyleyeyim. 100 bin lira 1963'te çok önemli bir paraydı. Teşvikiye de rahatlıkla iki tane daire alınabilirdi. Ben oyunu kurallarına göre oynuyordum ama ölçüyü kaçırdığımın farkında değildim. Onu herkesin içinde mat edişimi sonralardan kimse doğru bulmadı. Şimdiki kafam olsaydı Kemal abinin şike olarak gönderdiği paraya karşılık vermezdim. Zaten sinemada bir numara oynuyordum. Ona oranla büyük paralar kazanmaya başlamıştım. Yaralı bir insanın üstüne böyle gitmemeliydim. Arabasını yıkadığım, çantasını taşıdığım sevgili Ahmet abime böyle mi davranacaktım? Birden gelen büyük şöhret, büyük para, büyük şımartılma beni ben olmaktan çıkarmıştı. Onu yıllarca omuzunda taşıyan halkının önünde zor durma sokmam ne düşüncesizlik ve edepsizlikti. Bırak efendim, bırak da o haklı çıksın. Ne oluyordu yani bana? Diyorum ya toyluk, tecrübesizlik, ne derseniz deyin artık. Onu en son masaya serdiğim paralara bakıp, parayla adam olunmaz diyerek hışınla çıkıp gittiği gün gördüm. Bir daha karşılaşmadık. Böylece şaka kakayla bitmiş, koca Ahmet Tarık Tekçe'nin dostluğunu, her şeyi her şeyimi kaybetmiştim. Bununla da kalmamış, o hafta yayınlanan Artist Dergisi'nde çizdiğim bir karikatürle büsbütün yaralayarak tüm bağları koparmıştım. Karikatürde Ahmet abimi bir balon gibi göstermiş, batırdığım iğneyle balonu patlatmıştım. Buna o kadar büyük bir tepki gösterdi ki ertesi gün Hürriyet Gazetesi'ne o ünlü ilanı verdi. Benim bundan böyle Öztürk Serengil diye bir arkadaşım yoktur, alanen duyururum. Evet, benim için bu ilanı verdi. Ben hiç cevap vermedim, görmezlikten geldim ama kamuoyu yıllarca çalkalandı durdu bu yüzden. Ben Adanalı tayfurların ilkini çekmiş, halkın ilgisinden sokaklarda yürüyemez hale gelmiştim. Paramın hesabını pek bildiğim yoktu. Kurduğum film ve plak şirketi istilaya uğradı. Meğer ne kadar çok dostum varmış da haberim yokmuş. Okul, askerlik, çocukluk arkadaşlarım başıma tebelleş olmuş, Hatırlamadığım ya da tanımadığım bir alay akraba para üstüme çullanmıştı. Boğulacak gibiydim. Evet, Türk sinemasında böyle altın insanlar da vardı. Yazık ki hiç uğruna pisi pisine bir filmin galasına Karabük'e giderken geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı Ankara Hacettepe Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu. Olayı öğrenir öğrenmez yıldırım gibi Karabük'e gittim. Şoförü ölmüş kendisi komadaydı. Hatice Hanım 19 yerinden yere almıştı. Filiz Akın'la Türker İnanoğlu'na hiçbir şey olmamıştı. Filiz ağlayarak biz mahvolduk Öztürk diye sarıldı. Durum faciaydı. Çarpışmanın etkisiyle tekçenin kafatası ağır bir darbe yemiş, beyin şişerek süngerleşme yapmıştı. Tekçe hiç sarsılmadan Ankara'ya götürülmek zorundaydı ama yol bozuktu. Hasta taşınamazdı yolda. Doktorların dediğine göre sonuç %100 ölüm olurdu. Zor zamanlarda verdiğim ani kararlardan çoğu kez iyi sonuç almışımdır. Sinemacı Ali Bey'e bana hemen telefon bulmasını söyledim. Günlerden pazardı. İlkokulu açtırdı. Rahmetli Cevdet Sunay o zamanlar Genel Kurmay Başkanı'ydı ve beni çok severdi. Hemen onu buldurdum. Aramızda şu ilginç konuşma geçti. Sevgili paşam ellerinizden öperim. Nasılsın Öztürk? Sevgili paşam üzülerek beyan ederim ki iyi değilim efendim. Zaten halinizi çok önemli bir konu için rahatsız ediyorum. Beni affediniz. Hayırdır inşallah. Seni böyle üzüntülü duymak beni de üzdü. Merak ettim şimdi nedir arzun. Kendimi tutamayarak ağlamaya başladım. Dün öğleye doğru Karabük'e giderken Ahmet Tarık tekçe büyük bir kaza geçirdi ve şimdi ölümle pençeleşiyor. Şu anda komada, beyni sünge yerleşmiş. Doktorlar en ufak sarsıntının bütün umut kapılarını kapayacağını söylüyorlar. Tek şansımız tahsis edeceğiniz bir helikopterle onu Hacettepe'ye taşımaktır. Bu lütfu bizden esirgemeyin. Paşa çok üzülmüştü. Vah 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 çok sever ve takdir ederim Sayın Ahmet Tarık'ı. Bir dakika dedi. Oğlum Öztürk emredin paşam dedim. Bak oğlum şimdi söylediler görüş mesafesi çok darmış. Pus helikopterin uçmasına uygun değilmiş diyorlar. Beynimin bütün damarları çekilmişti sanki. Şimdi ona ne söylemeliydim ki ya da nasıl bir zeka oyunuyla ikna etmeliydim. Yıldırım gibi aklıma şu geldi. Sayın paşam beni mazur görün affınıza sığınarak bir soru yöneltmek istiyorum bağışlar mısınız? Tabii Öztürk ne demek dedi paşa. Paşam şayet şu anda harp hali olsa götürülmek zorunda olan da yaralı bir paşa olsa acaba helikopter bu şartlarda havalanır mıydı? Bir an durakladı şöyle dedi. Ee, Tabii taşınırdı o başka iş. Ben hemen bastırdım. O halde bu adam da Türk sinemasının paşasıdır. Sizden Türk sineması adını rica ediyorum. Cevdet Sunay Paşa küçük bir kahkaha atarak şöyle karşılık verdi. Seni gidi kurnaz, seni gidi Karadeniz çakalı seni. Bir dakika bekle. Derken genç ve dinamik bir yabancı ses duyuldu telefondan. Öztürk Bey, Genel Kurmay Başkanlığı Emir Subayıyım. Buyurun efendim. Lütfen telefonu kapar kapamaz hastanenin bahçesine orası uygun değilse büyük bir araziye bu stat da olabilir. Yeri çarşafları haş biçimde sereceksiniz. Helikopter ancak böylece inebilecek. Ha şunu da bu arada belirteyim. Helikopterin gidiş geliş akaryakıt ücreti 11 bin lira olacak. Bu parayı kim ödeyecek? Ben efendim ben ben öderim dedim. Telefonu kapattım. Oradakilerle sarılarak ağlaştık. Karabüklülerin gösterdiği duyarlılık ve ilgi son derece büyüktü. Tekçe'yi helikopter götürürken bizler son hızla Ankara yollarına düştük. Hacettepe'deki ünlü beyin cerrahı Nurhan Bey yazık ki kurtaramadı onu. Altıncı günün sonunda Ahmet Tarık tekçe kollarımızda vefat etti. Bir film çekimi molasında ölümden çok korkan Tekçe şayet ölürsem mezarımda Guardeke Luna parçasını çaldır demişti. Bu vasiyeti ben de ölmeden önce yerine getirmek istiyorum. Ahmet Tarık Tekçe'nin ölümü o kadar geniş bir çevire etkiledi ki bunu yıllarca herkes çekti. Önce ailesi. Koca bir aile vardı çevresinde. Onlar dağıldı. Kısa süre sonra yokluğuna dayanamayan annesi öldü. Karısına vaat edilen yardımlar ne yazık ki tamamlanmadı. Tekçe'nin o dönemde büyük para sayılan 130 bin liralık alacağının üstüne birçok Yeşilçam filmcisi yatarak ailesine ödemediler. Yeşilçam'da ne kadar gariban varsa aç kaldı, babasız kaldı, korumasız kaldı. Türkçesi Türk sineması onun kaybına uzun yıllar alışamadı. İlginçliğini kaybetti. Zaten onun ölümü Türk sinemasının da yaprak dökümünün başlangıcı oldu.